artık bir fırsattan istifade, hanımlar ne kadar bilezikleri, yüzükleri, kolyeleri vesaireleri doldurmuşa bir torbanın içerisine bize göndermişler. Sonra onlar bana dediler ki, biz bu meseleyi yapacağız. Sonra aklımıza geldi, dedik gelin söz verelim. İşte Kur'an-ı Cevşen'e getirdik, ellerimizi Kur'an-ı Cevşen üzerine koyduk. Bu kitap tabi edilene kadar uzun uzun oruç tutmaya yemin ettik. Sonra onlar bana dediler, siz bunu herhalde Kahire'de basacaksınız. Gidiniz Kahire'de acaba eserlerimizin büyük olarak basılması için ne kadar para lazım? İnceleyiniz geldiniz. Ben inceledim, 250 milyon liraydı. Fakat Kerpik'e geldikten sonra bir enflasyon meydana geldi ve %25 olan bir artış oldu. Ama ne olursa olsun biz bu yemine sahibiz. Bunu dedikten sonra İhsan Kasım abi şunu söyledi. Ben nasıl bir cemaatle konuştuğumu biliyorum. Yani bu gibi hakikaten edip bir insan, bazen o anlatılan felaketleri lisanını aksettiren bir kabiliyet. Bununla beraber dedi, ben sizden rikkatinizi celbedip para istemiyorum. Çünkü biz Kerkük'teki kardeşlerle beraber bu işi tamamlamaya Kur'an üzerine yemin etmişiz. Yaşadığımız müddetçe ahdimize vefamız vardır. Biz mutlaka bunu tamamlayacağız. Fakat benim bu konuştuğumuz kardeşlerden, vaktaki bunlar memleketine döndükleri zaman memleketlerin nur talebelerinden bize dua etsinler. İnşallah biz sizlerin duanızın da mani müzaretiyle işte muvaffak olacağız dediler. Fakat zannediyorum ki bütün bu hatıraları dinleyen ve iktisadi günsait olan amirlerden birçokları İhsan Kasım'ı teyit etmekte geç kalmadılar. Mafi onlar daha sonra İstanbul'a oldukça yakın mesafedeki bir köyden bir bina kiraladılar. Binayı bilgisayarla tefriş ettiler. Bundan sonra bütün yapılan tercümeler bilgisayara tespit etmeye başladılar ve ilk defa sözlerini neşrettiler. Bunu da diğerlerine neşredecek. Ve bundan sonra bu eserler İslam aleminde yayılmaya başladı. İhsan abidir ben önce her yayın evine, Mısır'dı, Sudan'dı, Cezayir'di, Tunus'tu, Malezya'ydı vesaire herhangi bir İslami kitap neşreden yayın evine bir iki tane kitap gönderiyordum. Sonra birkaç tane, 10-15 tane, sonra 100 tane, 1000 tane gönderdim. Sonra daha çok istemeye başladılar. Sonra o kadar çok istediler ki sonra şu tarzda etüt yaptım. Bu kitaplar bir araştırmadan sonra Türkiye'de ne kadar satılabilecekse o kadar İstanbul'da basacaklar. Mısır'da ne kadar satılacaksa o kadar Mısır'da basacaklar. Mesela ben geçen sene Uzak Doğu'dayken Malezya'daydım. Baktım oradaki kardeşlerle İhsan Kasım abi görüşüyor. Ve oradaki kağıt ve baskı fiyatları hakkında onlardan bilgi sahip oluyor. Sonra kendisiyle görüştüğüm zaman anladım ki vaktaki sıra Malezya'ya geldiği zaman gidecek ve Malezya'da basacak. Oradaki baskıları hemen komşusu olan Endonezya, Singapur'da dağıtmak üzere. Dolayısıyla tercümenin tamamlanmasında ve Risale-i Nur'a biraz da Arapçayı konuşan, Bilad-ı İslam'da gördüğü alakadan İhsan Kasım abi çok memnun gözüküyor ve elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a şükrediyor. Şimdi elimde şöyle bir makbul nüsha var. Okumak istiyorum. İsmi Subhanahu Nişi Nefsi Bihamdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu Asırlı kardeşlerim. Evvela Mevlid-i Şerifinizi ruhu canımıza tebrik ediyoruz. Muvaffakiyetinizi ve nurların fevkalade tesirli intişarını sizlere müjde ediyoruz. Sayın Nursi. Sonra şöyle bir takdim yazısı. Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki bir mucize Kur'aniye ve Kur'an-ı Hakim'in bu asrın fehmine bir dersi olan Risale-i Nur'un dahil ve hariçte fevkalade intişar ve intişarının binler numunesinden tek birisi olarak Camiül Eser'in tahsili iptidaiyeden doktorasını tamamlayarak aynı üniversitenin Usulüddin Fakültesinde uzun yıllar profesör olarak hizmet veren, şimdi ise Katar Üniversitesi'nde Usulüddin Profesör olarak derslerine devam eden Profesör Doktor Ahmet Abdurrahman Es-Sai, Üstadımız Hazreti Beyzumat Said Nursi hakkında bu zamanda Alem-i İslam için İmam Kül manasında İmam Nursi ünvanıyla yad ederek aşağıdaki beyanatını takdim ediyoruz. Soru: Sayın Doktor Ahmet Es-Sai, sizin ihtisas sahanız İslam akaidi ve ilmi kelamdadır. Beyzumat Said Nursi Hazretleri'nin kitaplarından zannedersem bir kısmını okudunuz. Bu eserleri kendi ihtisas sahanız açısından nasıl değerlendirirsiniz? Doktor Ahmet Es-Sai şöyle cevap veriyor. İslam itikadı sahasında Beyzumat Said Nursi Hazretleri'nin telif etmiş olduğu Risale-i Nur'lar canlı bir vakadır. Çünkü doğrudan Kitabullah ve Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam sünnetinden çıkmış itikadi meselelerdir. Hiç şüphesiz kitap ve sünnetten nevan etmiş bir şeyin tesiri büyüktür. Beyzumat Said Nursi Hazretleri üstün dehasıyla itikadi sahada telif ettiği bu eserleriyle Müslümanların problemlerini çözmeyi başarabilmiştir.
Çünkü Müslümanları İslamiyet'e götüren ve onları bu hayata başarı sevk eden her davada esası imandır, itikattır. Hiç şüphesiz Arapçaya tercüme edilenleri kadarıyla Risale-i Nur'ları inceleyenler, bu kitapların Müslümanların itikadi davasını tedaviye ve onun artırılmasına yönelik olduğunu görüyorlar. Çünkü asıl plan İslam inancının saflaştırılması ve insanların veya nesillerin doğru İslam itikadı anlayışı üzerine eğilmeleridir. Ayet-i Kübra'yı ve diğer eserlerdeki konuları inceleyen bir kimse de Bediüzzaman'ın her meseleyi itikat esasları üzerine bina ettiğini görür. Böylece o Bediüzzaman kalplere iman telkin etmesiyle insanları doğru bir eğitime davet etmiş ve anladığım kadarıyla kalpteki iman ile kişinin hayatta yapmış olduğu amellerini birbirine rapt etmiştir. Kalpteki iman ile kişinin hayatta yapmış olduğu amellerini birbirine rapt etmiştir. Evet, kalbindeki imanın verdiği güç ile hareket eden insan çok işler başarır. Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam etrafında halka tutmuş Selefi Salihin de İslam'ın ilk üç asrını yaşayan Müslümanlar bütün amellerini itikadi esaslara dayandırmışlardı. Evet, onlar Allah'a, Resulüne, kitaplarına, kaza ve kadere ve bütün itikadi meselelere sağlam ve saf bir şekilde iman ederek hareket ettikleri için kısa bir zamanda İslam ümmetini meydana getirmişler ve İslam devletini kurabilmişlerdir. Eski o muhteşem İslam ümmetini bizim yeniden geri getirebilmemiz ancak bu ümmete doğruyu anlama ve doğruya inanma hassasiyeti verip İslam mukaddesatını kalplere yerleştirerek onları hak ve ulvi yola sevk etmek olur. Hem iman ve itikad davası kalbi bir davadır. Evet, iman kalbi bir dava olduğundan ona olan davetle nefsin teslimi, aklın ve kalbin ikna ve kanaati olur. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri de İmam Nursi Hazretleri'nin eserlerinde nefsin teslimiyeti ve kalbin kanaati üzerine çalışmasıdır. Belki o bizi bu davetiyle nefret ettirmeden ikna ile insanları İslam'a dahil eden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yaşayışına götürmek istiyor. Çünkü dava ikna ve kalbin kanaat etmesi davasıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Gâşiye 22. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Kâf 45. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın tebliğ ettin mi? Allah'ım sen şahit ol buyurmuşlardır. Evet, dava ikna ve inanç davasıdır. Hem itikat kelimesi birçok ayet-i kelimelerde bağlamak ve reddetmek manasında bizzat lafzıyla beraber zikredilmektedir. Fakat iman kelimesi itikat kelimesine de şamil olan ve hayatın emniyet ve saadetini ifade eden daha geniş manada Kur'an'da geçmektedir. Nursi Hazretleri de bu istikamette kalp davasında ve nefsin tesliminden bahseder. Ayrıca Müslümanların şu anda muasır davası yeni yetişen nesli eğitmek ve onlara imani eğitimi verebilmektir. Şayet bu eğitim verilebilirse Müslümanlar tekrar rüştünü ispat edebilir. Eğitim davası bütün insanların hayatına asıldır. Bu açıdan Müslümanların sıkıntılarını giderebilmek ve hasımlarının meydan okumalarına karşı durabilmelerini sağlamak ancak onları doğru bir şekilde eğitmekle olur. İşte eğitim noktasında Said Nursi Hazretleri İslam ordusunun ön cephesine mücadele vermiş, Müslümanların muasır problemlerini anlamış, sanki bir doktor gibi onların hastalığını teşhis ederek ilaçlarını reçeteleyebilmiştir. Şayet Müslümanlar sağlam ve doğru sonuçlara götüren Said Nursi Hazretleri'nin bu selameti yolunu takip ederlerse nefisleri, kalpleri, hatta bedenleri bile tedavi edilebilir. Soru: size göre bir zaman Said Nursi Hazretleri'nin mesajına Arap ve İslam dünyasının ne derecede ihtiyacı vardır? Nur Risalelerine Arap ve İslam dünyasının ne derecede ihtiyacı vardır? Doktor Ahmet Esai, İslam dünyasının ve özellikle Arap dünyasının problemlerini inceleyenler, Bediüzzaman'ın çeşitli teliflerinde ve risalelerinde Müslümanların hastalıklarını tedavi için takdim ettiği eğitim ve ahlak davasına hasreten Arap dünyasının çok şiddete muhtaç olduğunu açıkça mülahaz eder. İslam ve Arap dünyasını İslamiyet'i doğru dürüst anlamama yüzünden İslam dininden uzaklaşmış olduğunu ve geri kaldığını görmekteyiz ki bunda hiç şüphe yoktur. Bediüzzaman Nursi Hazretleri'nin yazdığı felsefeyi, kelam ilmini, edebiyatı, eğitimin, imanı, ahlaki meseleleri ihtiva etmekte olan çeşitli risalelerini okuyana mütalaa eden, o kıymetli eserleri Arap ve İslam dünyasının tanımasına ve onlardan istifade etmesine fevkalade ihtiyacını tereddütsüz kabul eder.
Evet, İslam dünyası, diğer bir ifadeyle İslam ümmeti, kendi ilim adamlarını tanımaya çok muhtaçtır. Fakat onları tanımak sadece isimlerini öğrenmekten ibaret değildir. Ancak takip ettikleri ilmi yollarda onlara katılıp, tespit ettikleri hedeflere doğru beraberce yol alarak hayatın yüksek gayelerine ulaşmaktır. Bu çok enteresan bir tespit. Yani İslam dünyası, diğer bir ifade İslam ümmeti, kendi ilim adamlarını tanımaya çok muhtaçtır. Fakat onları tanımak sadece isimlerini öğrenmekten ibaret değildir. Ancak takip ettikleri ilmi yollarda onlara katılıp, tespit ettikleri hedeflere doğru beraberce yol alarak hayatın yüksek gayelerine ulaşmaktır. İslam ümmetinin yüksek saadete ve gerçek İslam medeniyetine ulaşabilmesi için gerekli olan şartları temin etmenin yolu öncelikle bu ümmetin istiklaliyetini hissetmesinden geçer. Benim anlayabildiğim kadarıyla Nursi Hazretleri'nin risaleleri insanın kendi şahsiyetini ve İslam ümmetinin kendi seçkin şahsiyetini idrak etmesinde merkezileşiyor. Ve özellikle bu ümmetin hayatına inanç yönünden, vesileler yönünden ve program yönünden lazım olan bütün gerekli imkanlar temin edilirse onların ne doğuya ve ne de batıya muhtaç duruma düşmeyeceklerini ihsas ediyor. Çünkü Allah Teala bu ümmete Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'in aleyhisselatü vesselam risaletine ve İslamiyet'in cihan şumulluğuna, bekasına ve mesajının açık seçik olduğuna iman etmeleri sebebiyle onlara varlığının devamı için gerekli olan unsurları bahşedecektir. Şimdi bu sohbetinize İslam ümmetinin gelip kalmışlığının sebeplerini zikretmeye gerek yok. Evet, Allah Teala İslam ümmetine lüzumlu unsurları ihsan ederek onların tekrar tekrar İslam'a dönmesini irade etmiş. Bunun için de şerre koşar adımla giden, maddede boğulan ve İslam'a saldırarak onun en son hayati hareketini katletmeye çalışan şu alemde İslam'ın ve Müslümanlara layık olduğu makama çıkmaları için Beyzuman Hazretleri bu ümmete doğru yolu göstermeyi başarmıştır. İmam Said Nursi, keskin fikir ve anlayışıyla, kuvveti imanıyla İslam ümmetini tehlikelere karşı uyarmıştır. Başkalarının yaptıkları gibi korkutma yoluyla, tehditlerle, şiddete değil, belki doğru tedavi usulleriyle, yani bizzat kendi nefsimizi terbiye ederek, bizzat kendi imanımıza derinleşerek İslami emirlere dikkat etmemizi sağlamıştır. Şahsiyetimizi bildiğimizde, imani şuura erdiğimizde, Kur'an-ı Kerim'imizi öğrendiğimizde, yeni yetişen nesli böyle doğru bir surete eğittiğimizde İslam ümmeti ve Arap alemi etrafındaki tehlikeleri idrak edecek, Allah Teala'nın bahşettiği iman ve itikat kuvvetiyle zorlukları aşacak ve meydan okuyanlara da hatini bildirecektir inşallah. Burası İmam Said Nursi'nin fikirlerini öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Aslında İmam Said Nursi'yi fazla tanımıyorduk ve işitmiyorduk. Ta Allah Teala Arapça olarak neşredilen ve Arap dünyasında dağıtımla başlanılan bu risaleleri bize ulaştırıncaya kadar Ebu Lale el-Mevdudi, Nurların Arapça tercüme edilen risalelerden bir koleksiyonu aldığı zaman demiş elhamdülillah. Eskiden bize bu risaleler Türkçe geliyordu. Fakat biz Türkçe bilmediğimiz için alıyor, öpüyor, başımıza koyuyor ve sonra rafa koyuyorduk. Şimdi bu risaleler Arapça'ya tercüme edildi. Elhamdülillah İslam ümmeti bir müşkülü daha açtı. Artık bundan sonra istikbal hakkındaki endişemiz kalmadı. Şu anda birçok mütehassıs kimselere okuyucular İmam Nursi'nin telif ettiği Risale-i Nurların kıymetinin büyüklüğünü anlamaya ve okuyarak, araştırarak istifade etmeye başladılar. Hakikaten bizler nadir üstün değer karşısında insanlık aleminin ıslah edicisini ve inşallah onları ifrata tefriden uzak olarak doğru yola sevk edicisini keşfetmiş bulunmaktayız. Şimdi Arap ve İslam alemi olarak yapacağımız en iyi iş ıslah edicilerin görüşlerini çok iyi anlamak ve bu ümmeti doğru yola götürmek için Allah Teala'nın gönderdiği bu ikaz edicileri yeterince tanımaktır. Ezberlediğimiz bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman bu ümmete Allah Teala'nın dinde tecdit vazifesini gören mücedditler göndereceğini haber vermiştir. İmam Said Nursi Hazretleri'nin lisanına çıkan bu risalelerden anladığına göre İslam ümmetinin ıslah edicisi ve mücedidi bu zat olduğunu bütün kanaatimle tereddütsüz söyleyebilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifinde İslam garip olarak başladı. Başladığı gibi yine garipliğe dönecek buyurmuştur. Birçoklar bu hadisten İslamiyet'in garip olarak sona ereceğini anlamıştır. Halbuki din uzmanları Resulullah lisanında sin harfinin muzari fiilin başında söylenmesi tekrarı ifade eder demişler. İslamiyet'in güçlü bir başlangıcı vardı. O halde Resulullah aleyhisselam sözünde İslamiyet'in tekrar ilk günlerdeki gibi güçlü olarak geri döneceğini anlayabiliriz.
İmam Said Nursi Hazretleri Risalelerini görüp okuduktan sonra bütün kanaatimle, güvenle, tereddütsüz inanarak bu kitapların neşredilmesiyle ve bu hizmet sayesinde İslamiyet ilk günlerdeki gibi yine güçlü olarak tekrar geri dönecektir demekte hiçbir mania görmüyorum. Soru: size göre bu zaman Said Nursi Hazretleri'nin mesajıyla Arap ülkelerinde bulunan diğer İslam cemaatlerinin çalışmaları arasında ittifak ve ihtilaf noktaları nelerdir? Ve zaman zaman İslam ülkelerinde benzerlerle rastladığımız Cezayir olaylarını Bediüzzaman'ın mesajı açısından nasıl yorumlarsınız? Doktor Ahmet Es-Sahi, vaka şudur. İmam Said Nursi'nin terbiyeye, itikada, ahlaka ve benzeri şeylere ait tehlikeli risaleleri dikkatli ve kasti bir nazarı inceleyen, onun kimseyi yaralamadan, kimseye zararı dokunmadan doğru eğitim üzerine çalıştığını görür. Kolaylığı, müsamaha ve merhamet onun takip ettiği yoldur. Bu ise Muhammed Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam dava metodudur. Merhamet, yumuşak söz, kolaylık ve müsamaha üzerine kaimdir. Sünnet-i seni böyle, yumuşak söz ve merhamet üzere olduğu gibi aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de tatlı diler, merhamet ile muameleye kolayla davet eder. Bunun manası açıktır. İnsanları her şeyde İslam'dan nefret ettirmeden eğitmektir. Arap alemindeki İslami cemaatler ile İmam Said Nursi mesajı arasındaki farkı oldukça açık buluyoruz. Arap alemi ve haricinde İslami faaliyetlerde bulunanları veya İslam adıyla hareket edenleri takip ediyorum. Çeşitli Arap ülkelerinde ve Mısır'da konferanslara katıldım. Daha sonra İmam Said Nursi'nin kitaplarını okudum. Söylediğimden emin olarak kanaatle ve güvenle aradaki farkın çok açık seçik olduğunu söyleyebilirim. İmam Said Nursi'nin davası eğiterek yetiştirme üzerine kaim. Yani meseleyi temelinden alıyor. İslam cemaatini temelinden alıp eğiterek yetiştirebilsek kısa bir zaman sonra İslam'la netice ulaşmış oluruz. O zaman o yetişen nesil İslam aleminde yönetimin başına geçecek ve mesuliyeti omuzlarında hissedecektir. Sungurari burada bir haşiye ilave ediyor. Bu mübarek alim zatında belirttiği gibi Hazreti Üstadımız bütün hayatını ve Risale-i Nur'daki hakikatların şehadetiyle iman hizmetinin rızayı ilahiyi yegane maksat ve gaye kabul etmiş, hareket ve faaliyetini bu hedefe müteveccih kılmıştır. Sair müsbet millet ve vatana, alem-i İslam'a hayır ve menfaati maksatları dolayısıyla husula girebilecek hayırlar olarak yanında bulunmuştur. Mesela müdafaatlarında şöyle buyurmuştur: evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız evvela kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebediden ve daimi berze hapsi münferiden kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimiz muhafazadır. İştigal ettiğimiz ulumu imaniye, rıza-i ilahiden başka hiçbir şehadet olamaz. Evet, güneş, kamera pek ve tabi olmadığı gibi saadet-i ebediyen nurani ve kutsi anahtarı ve hayat-ı uhrevyenin bir güneşi olan iman dahi hayat-ı iştimeyine alet olamaz. Evet, bu kainatın en muazzam meseleleri ve hilkat-ı alemin en büyük muamması olan sırrı imandan daha ehemmiyetli bir mesele kainat yoktur ki bu mesele sırrı iman ona alet olsun. Sayın Profesör cevabına şöyle devam ediyor: fakat gerek Cezayir'de olsun gerek diğer ülkelerde olsun İslami cemaatlerine takip edildikleri üsluplar şiddete dayalı olarak yönetimi ele geçirme tarzında. Yani mücadele İslam mücadelesi değil, yönetimi ele geçirme mücadelesi. Bu üslup İslam'a daveti tehlikeli bir üsluptur. Müslümanlar eğitime ve nesilleri yetiştirmeye yönelerek yönetimi yönetimin başındakilere terk etse kalplere güzel ahlak ve İslam sevgisini ekebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın senin sebebinle bir kişiye hidayet vermesi sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır buyurmuştur. Şayet biz insanları doğru yola sevk etmeye yönelsek Müslümanların akıbetleri için en selameti olanı yapmış oluruz. Diğer bir fark da İslam cemaatlerinin belki birçok faaliyetlerinde aceleci olmalarıdır. Halbuki İmam Nursi yumuşak söz, sükunet, doğru terbiye ve İslam davası acele etmeme şiarını esas alıyor. Çünkü acelecilik İslam davasını ve Müslümanların gayelerine ulaşmalarını geciktirebilir. Bunun için İmam Said Nursi'nin davasına ihtiyacımız var. Cezayir'de, Mısır'da çeşitli İslam ülkelerinde farklı toplumlara sahip bütün Müslümanlara bu kitapların ulaşması lazım. Ta İslamiyet doğru bir şekilde öğrenilsin ve İslami cemaatler İslam'a gerektiği gibi intisap edilsinler.
Gerçi ben İslam cemaatleri diye isimlendirmek istemiyorum. Çünkü bizzat bu isimlendirme bölücülüğü ifade eder. İslam'da İslami cemaatler yoktur. Belki bir tek İslam cemaati veya bir İslam ümmeti var. Ben bu isimlendirmeyi kabul edemiyorum ama onların İslam'a gerektiği gibi intisap etmelerinde ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam takibini terbiye, üslubunu benimsemelerinde de herhangi bir engel görmüyorum. Sayın Nursi Hazretleri çeşitli Arap toplumlarını diğer bir ifadeyle parçalanmış, bölünmüş İslam toplumlarını doğru yolu bulmaları için Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bu örnek dava üslubuna davet ediyor. Ta arzu edilen İslam medeniyeti tahakkuk etsin. Beşerin en hayırlı ümmeti unvanına gerçek manada sahip olunabilsin. İmam Sayın Nursi Hazretleri önümüze realite uygun canlı hakikatler koymuştur. Biz methetmiyoruz. Yani methetmeyi sevmek bize yakışmaz. Çünkü gurur, tembellik ve hakikatlerden uzaklaşma alametidir. Fakat şu bir gerçek ki İmam Sayın Nursi Müslüman kişinin her bir hücresini harekete geçirerek bizi gerçek İslam terbiye hareketine, İslam dini ve Müslümanlar için çalışmaya davet ediyor. Şükür Risalesi gibi risaleler okuyorum. İnsanın bütün enerjisini İslam'a ve İslami terbiye cihetine yönlendiriyor. Evet, yalnız İslam'a yönlendiriyor, herhangi bir makama değil. Ve ele geçirmek gayesiyle insanların birbiriyle boğuştuğu herhangi bir yönetime, otorite ve benzeri mevkilere sahip olması hiç değil. Dava, itikad davası, ibadet davası ve din davasıdır. Her şeyden önce kişi İslami şahsiyetiyle öğrenmeli ve ona güvenmelidir. İnsan kendi İslami şahsiyetine güvenirse bu hayatta çok şeyler başarabilir. Cezayir'de, Tunus'ta, Mısır'da ve diğer ülkelerde bulunan İslami cemaatlere şayet İmam Sayın Nursi Hazretleri fikirler ulaşabilse belki hizmet metotlarındaki tavırlarını değiştirebilirler. Ve seçim konusundaki kargaşaya ve şu anda henüz ehil olmadıkları halde yönetime talip olma fikrine bedel nesillerin terbiyesine yönelebilirler. Evet, daha önce de belirttiğimiz gibi asıl olan nesillerin eğitilmesi meselesidir. Bu sebeple Arap ve İslam dünyasında İmam Sayın Nursi Hazretleri'nin eserleri intişar ederse hiç şüphesi istifadesi büyük olacaktır. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İmam Nursi Hazretleri'nin kitaplarını okuduğum zaman Reşit Rıza ve Muhammed Abdül'ün fikirlerine benzer yanlar bulunduğuna şahit oluyorum. Gerçi bu zatlar da büyük kimselerdi ve ümmeti ıslaha davet ediyorlardı. Fakat Reşit Rıza ve Muhammed Abdül'ün fikirleriyle İmam Said Nursi Hazretleri'nin davası arasındaki farkın büyük olduğunu gördüm. Reşit Rıza ve Muhammed Abdül İslam toplumlarının sömürgeci devletlerden kurtulup istiklallerini elde etmeleri için insanların o zamanı sadece ilme ve irfana davet etmişlerdi. Halbuki İmam Said Nursi'nin kitaplarını okuduğumda mülahaza ettiğim şey meseleyi başlamaması, yani insanları başlangıç noktasından alarak gaye ulaştırmasıdır. Böyle bir dava Türkiye'de, Mısır'da veya Pakistan'da yaşayan bir Müslümanı diğer bir Müslüman kardeşiyle el ele verdirir. Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen onlardan değildir sözünden harekete nesilleri İslam'ı sevdirerek ve Müslümanları sevmeyi öğreterek eğittiğimiz zaman bütün İslam toplumlarını kapsayan bu eğitim merhalesinden sonra Müslümanlar İslam kardeşliğinin bir sade saray olduğunu ve İslam ümmeti binasının sağlam temel taşı İslam kardeşliği olduğunu idrak edeceklerdir. Bu arada şunu da ilave edeyim. Gerçekten İmam Sayın Nursi sadece bir millete, bir kavme, bir tayfa hitap etmiyor. Belki onun temel davası İslamiyet'tir ve İslamiyet'in davet ettiği mütekamil İslam kardeşliğidir. Müslümanlar bu değerli eserlere sahip çıkmakla uzun zamandır kaybettikleri öz varlığını keşfedeceklerdir. İslami cemaatler ve diğer çeşit ısı hareketleriyle İmam Said Nursi'nin davası arasındaki farkları kısaca şöyle özetleyebiliriz. İmam Said Nursi'nin davası öncelikle nefsi ıslah etmek davası olmasıyla hem insanı kurtuluş ve saadetin yüksek tabakalarına götüren terbiyeye yoluna sevk etmesiyle hem sonra varlığını İslam alemi içinde sürdüren insanın İslam adına hareket etmesi için kalbine iman telkin etmekle onun bütün himmetini manevide teşhis ederek duygularını zenginleştirme başlamasıyla diğerlerinden ayrılır. Arapça telif edilen mecmualara incelediğimiz zaman bu ve buna münasip makaleler için hemen hemen her mecmuada çoklukta çıktığını görüyoruz. Şimdi ben konuyu değiştiriyor ve biraz daha zaman uzadığı için önündeki aldığım notlardan hareketle Orta Asya İslam Cumhuriyetlerine geçmek istiyorum. Fakat çok kargaşa, çünkü çok süratli konuşuyorlardı. Ben de süratli yazıyordum. Dolayısıyla bunlar aslında tasdik ettikten sonra bir özet yapsaydım belki daha rahat dinlenebilirdi ama yine elimden geldiği kadar sizi yormadan hiç olmazsa birkaç misal vereyim dedim. Önce şunu ifade edeyim. Bu geçirdiğimiz Ramazan'da Türkiye'den birçok kimseler Orta Asya'daki nice İslam Cumhuriyetlerine gittiler.
İlk kafile Ramazan'a bir hafta ve 10 gün kala 42 kişi olduğu halde mütadil İslam Cumhuriyetlerine gittiler. Bunlar imamlıktan emekliye ayrılmış, hafızul kelam ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı da güzel kıraat ile temayüz etmiş olan güzide hocalarımızı. Bunların arasında İmam Hatip öğretmeni de neslinden emekliye ayrılmış meslek dersleri öğretmenleri de vardı ki bunlar da nice ülkelerdeki kurulan dini mekteplerde önce 2 sene muallimlik yapacaklar, daha sonra da arzu ederlerse onlar daha uzun bir zaman orada kalmak imkanına ulaşacaklardı. Bu arada gidenlerin getirdiği haberler üzerine yeniden bazı heyetler değişik ülkelere, yani Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan gibi birçok ülkelere dağıldılar. Umumiyette gidenlerin bir kısmı da gittikleri yerlerde hemen bir Kur'an kursu açıyorlar ve başta çocuklar olmak üzere herkesin, çünkü 1917 Bolşevizm ihtilalinden sonra artık orada İslam'ın yerinde yerler esercesine harabezar bir tablo meydana geldi, umum bir kanaat olarak anlaşılıyor. Küçüğe büyüğe herkese başta Kur'an-ı Kerim ve ibadet namazı olmak üzere İslam dinini öğretmeye çalışıyorlardı ki zaman zaman bu istikamette yine Anadolu'dan keza bünyemizden de heyetler gitmiştir. Bu arada bazı bahtiyar kardeşlerimiz kendi imkanları ile işte Karadeniz sahillerinden Batum'dan sonra Bakü Tiflis derken uzağa doğru açıldılar. Sonra bunlardan bazıları orayı sevdiler. Faydalı olabileceklerine kair oldular. Bunun üzerine değişik üniversitelerde talep oldular ve bir yandan bu ülkenin dilini öğrenmeye ve ondan sonra nur risaleleriyle onlara faydalı olmaya çalıştılar. Bu arada da yer yer bu ülkelerden nice insanlar Türkiye'ye geldiler. Bunlardan bazıları eğitim çağında kişilerdi. Onlar da milli eğitim değişik kademelerinde veya üniversitenin değişik fakültelerinde okumak üzere tedrisata geçtiler. Bunlar hem medresede kalıyorlar, hem de nurları öğreniyorlar. Daha sonra tahsillerini ikmal edip medresede de tedrisatlarını ikmal edince geldikleri memlekete dönecekler. Böylece nur risalelerini o ülkelerde ilan edecekler. Şimdi Azerbaycan'da Azeriler nur risalelerini çok iyi anlıyorlar. Mesela Anadolu insan nur risalelerini okuduğu zaman bazı kelimelerin anlayamadığını söylüyorlar. Mesela vahid, ehad, rububiyet gibi kelimeler geçince bu ne manaya gelir diyorlar. Halbuki Azeriler okudukları zaman, böylesi kelimelere karşılaştıkları zaman bu ne manaya gelir demiyorlar. Ve onlar risale-i külliyatını herhangi bir lügata bakmadan okuyabiliyorlar. Yani bir espri yapacak olursam, Azeriler nur risaleler okurken Abdullah bin Hazreti yeni lügata ihtiyaç duymuyorlar. Ve onlar bazı müşahedelerden sonra hakikaten büyük bir gayret ortaya koydular. Ve nice temayüz eden kabiliyetler dediler ki, biz önce Türkiye'ye gelelim, bir müddet medresede kalalım, şöyle külliyatı adam akıllı bir okuyalım, Anadolu'daki nur hizmetleri yerine görelim, bu istikamette suallere cevap verebilecek kadar kendimizi yetiştirelim, biz bundan sonra Orta Asya İslam Cumhuriyetlerine açılacağız. Çünkü hepimizin ortak dili Rusçadır, nasıl ki biz de Rusça biliyoruz. Böylece bildiğimiz dille bu eserleri anlatacağız dediler. Bu arada yer yer giden kardeşlerimiz hayatın mütadî meratibindeki çeşitli insanlara muhatap oldular. İşçiye, çiftçiye, köylülere muhatap oldular, şehircilere, tüccara muhatap oldular, üniversite gittiler, proflara muhatap oldular. Nasıl ki biraz sonra onlardan bahisle bazı misaller vereceğim. Mesela ilk seferinde kendisi bir diş hekimi olduğu halde Trabzon'da derslerde ikamet eden Alisan Erdemir diye bahtiyar bir kardeşimiz var ki bu ülkelerdeki en güzel faaliyetler bünyemizde Cenab-ı Hak onu istihdam etti. Bu surette başlamış oldu. O Bakü'de tıp fakültesine gittiği zaman bir profesör 90 kişilik sınıf alıyor. İşte benim yaşımı görüyorsunuz. Bir ömür size yalan söylemişim. Komünizm iyidir diye bahsetmişim. Halbuki ben şimdi nur risalelerini okuduğum zaman fevkalade aldandığımı ve sizi de aldattığını maalesef itiraf ediyorum. Sonra Ali İhsan kardeşimize diyor, sen şimdi ders saati 90 dakikadır, bu gençlere 90 dakika, önce biraz Bediüzzaman Hazretleri'ni, sonra da Risale-i Nurları anlat ve daha sonra da Türkiye'de işlerini öyle tanzim et, gel buraya, üniversitede sana bir kürsü vereceğiz, sen bütün sınıflara Bediüzzaman'da nur risalelerini anlatacaksın. Bundan sonra birçok üniversitelerde öğretim üyeleri Risale-i Nurlara ciddi surede sahip çıkmaya başladılar. Ve derken tek Azeri gazetesi olan Gürcistan gazetesi Risale-i Nur külliyatıyla alakalı haberleri
neşretmeye başladı. Haberin meydana getirdiği fevkalade gelişme üzerine gazetenin mesuliyetini taşan birçok kişiler Türkiye'ye gelerek yerinde bir zaman Hazretinin tarihi hayatını incelemeyi ve Nuh Risaleleri, Nuh talebelerini Türkiye'de tanımayı, takip etmeyi bir vicib olarak benimsediler. Ve bundan sonra gelişmeler birbirini takip etti. Bu itibarla yer yer kardeşlerimizin hatıralarını gördüğünüz gibi tespit etmişim. Şimdi size onunla alakalı bazı misaller vereyim. İsterseniz Bahtiyar kardeşimiz Ali İhsan Erdemir'in yazdığı bir mektubu önce takdim edeyim. Aynen okuyorum. Risale-i Nur'ların üstadımızın dualı himmetiyle kendi kendine intişarını, insanların 15 sene yerini 15 haftada terbiye ettiğini, nur talebesi sadece Risale-i okuyarak kendi kendine nurlandığını, Orta Asya'da Azerbaycan'a bakış şehrinde de müşahede ettik. Şöyle ki, hasbelkader 91'in Temmuz ayında 10 günlük bir geziye gittik. Bakü'de 4 gün kaldım. Cuma günü camide birkaç gençle tanıştık. Bunlara mektubatı ve birkaç küçük risale hediye ettik. Bir gün sonra bunlardan 15 gençle bir evde toplanıp sohbet ettik. Akşam gençler dağılınca biz ev sahibi İbrahim kardeşimizle bu evde kaldık. Yatsı ve sabah namazlarından sonra İhlas Risale'lerini okuduk. İlk ifadesi bu oldu. Ben tam aradığım kitabı buldum dedi. Görüşmemiz bu kadar oldu. Sonra hadiseler şöyle cereyan etmiş. Bu gençler bir hafta sonra İbrahim kardeşi evine toplanmışlar. İlk defa Uhuvvet Risalesini baştan sona okumuşlar. Neticede kendilerine bir feyiz ve nurun sardığını hissetmişler. Hatta öyle ki lambanın nuru bu nurun yanında zayıf kalmış. Şimdi Uhuvvet Risalesi diyor ki okuya madem İhsan kardeş bize birçok kitaplar verdi. Hacim olarak da bakıyorlar ki en küçük Uhuvvet. Diyorlar ya bu kitabı başından sona kadar okuyalım. Kitabı başından sona kadar okuyorlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke ente alimul hakim. Ayet-i okumaya başlarken bir sarsılıyorlar. Çünkü bunların hepsi sanki böyle cereyan şok yapılmış gibi. Ondan sonra odanın içerisinde bir nur doluyor, bir anda gözlerini kapıyorlar. Artık bu hadiseyi görenler, yani öyle bir ışıktı ki onu niye benzeteceğiz? Ne güneşin ışığı öyle, ne lambanın ışığı öyle. Binaenaleyh, biraz sonra bazı vakalar da gelecek. Diyorlar ki ya bu hadise bizi ikaz ediyor. Aklınız başınız alınız, bu kitapların kıymetini idrak ediniz, bu kitaplar başka bir kitaptır diyor. Hadisenin devamı şöyle, onlar hissettikleri nurun, lambanın nuru bu nurun yanında zayıf kalmış, yani Risale-i Nur'un bir kerametini görmüşler ve demişler ki, biz her hafta toplanıp bu kitapları okuyalım. Bu kitaplar başka kitaplara benzemez diye derslere başlatmışlar. Sonra evlerde bu iş zor oluyor diye bir dershane kiralamışlar. Daha sık okumaya başlamışlar. Biz Bakü'de okuyan bir dostumuz vasıtasıyla bir takım külliyat göndermiştik. Bu külliyatı almışlar. Cemaatle namaz, tesbihat dersler devam etmiş. Sonra İbrahim kardeşimiz Türkiye'ye geldi anlattı. Dershane tarzını Türkiye'de gel gel ziyaret ettiğimiz beldelerde daha iyi öğrenip gördü. Dönüşte Risale-i Nur'dan hariç kitapları kendi tabiriyle tullamışlar, yani atmışlar. Bu iki otağlı, iki odalı mütevazi ev artık Nur medresesi olmuş. İkinci gidişimde iki ay kaldım. Gördüm ki Risale-i Nur'ları başka kitaplardan, bugünkü Türkçe yazan kitaplar iyi anlıyorlar. Şiir ve edebiyata çok merakları var. Üstadımız Fuzuli'den şiir almasına çok sevinmişler. Çünkü Fuzuli Azeri'ymiş. Biz oradayken 15 bir grupla yeni tanıştık. Bunların abisi olan Hüseyin kardeşimizin evine pazartesi ev dersi koyuldu. Çarşamba ise İbrahim kardeşin evinde, cumartesi dersleri de orada başladı. Şimdi ise yatakhane dedikleri üniversite yurtlarında da ders başlamış. Çünkü orada 3 kardeşimiz var. Tabii hepsi Azeri. Dershanede 3 üniversiteli kardeşimiz kalıyor. İbrahim kardeşimiz vakıf oldu. Bolat kardeşimiz mezun olup kendi ilçesinde Berde'de dersler başlattı. Daha sonra orada bir dershane hazırladılar. Bu kardeşimiz her yerde metroda, otobüse, yolda, okulda Risale-i Nur okuyor. Latif bir hatıra, Türkiye'den 5 diyanet görevlisi gelmişti. Cuma'dan sonra 20-30 Nur talebesi bunlara hoş geldiniz dediler. Bunlar da çok memnun olur. Size ne yardım edebiliriz, ne kitap gönderebiliriz diye sordular. Diyanet camiası adına bu gençlere muhatap olan Hamdi Berk'tir. Bunlar da bize Risale-i Nur gönderin diye mukabele ettiler. Başka kitap olmaz mı dediler. Hayır, Risale-i Nur bize yeter dediler ve Diyanet mensupları hayretler içerisinde kaldı. Polat kardeşimiz ilmi komünizm kafedrası, şimdiki ismi siyaset şinası bölümü muallimlerine risale vermiş. Bunlar çok meraklarını bizi çağırmışlar. Gittik, 10 kadar profesör doçentlerle tanıştık, risale verdik. Hepsi çok takdir ediyorlar. 6 tanesi bizi evine davet etti. Ayrı ayrı gidip saatlerce risaleler okuduk.
bugüne kadar nasıl yaşadıklarını Hristiyanlık okuyucu itiraf ediyorlar. Asay Musay gördüğümüz doçent bizi komiserlere götürüp ders yaptırdı. Ayrıca tıp fakültesi talebelerinin dersine giriyormuş. 90 dakikalık dersi bana verdi. Üniversitede 80 talebe Risale-i Nur okudu. Bu muallimin bazı ifadeler şöyle oldu talebelere. Arkadaşlar biz komünizm talebesiyle yetişmişiz. Siz bugüne kadar, size bugüne kadar hep yalan öğretmişiz. Ama biz yeniden insanı bu risalelerden öğreneceğiz. Ben bunlardan çok etkilendim, çok meraklandım dedi. Anlattıklarım işin hep zahiri cephesi ama onların iştiyakını, samimiyetini, Risale-i Nur'a olan muhabbetlerini ve teslimiyetlerini, Risale-i Nur'un onlara da kısa zamanda yaptığı inkılabı anlatmak mümkün olmuyor. Ancak görmek lazım. Bundan da anlaşılıyor ki oraya şu anda en lazım şey Risale'ye götürülmesi, dağıtılmasıdır. Şimdi benim bazı birçok mütahattı kardeşlerden dinlediklerinden kısa kısa bazı misaller. Bir şehir varmış, Brejnev şehri. 3 katlı bir eskiden medreseymiş. Bu beldedeki lise müdürüyle tanıştık. Kendisine risalelerden bahsettik. O bize evet dedi, doğru, ancak kurtuluşumuz İslamiyet'te olacaktır. Bir Bilal kardeşimiz vardı. Rica etti ki bu genç kardeşimizi burada bırakınız. Ta ki bize hem Kur'an-ı Kerim öğretsin hem de Türkçe öğretsin. Taşkent, Recep Şirin isimli kıymetli insan, Taşkent'te, üniversitede, Türkoloji bölümünde öğretim üyesidir. Eskiden şehirde 3 yerde fevkalade büyük medreseler varmış. Şimdi orada hem Özbekçe hem de Türkçe öğreniyorlar. Kendilerine küçük risalelerden vermişler, memnuniyetini ifade etmiş. Bakü, hakikaten Bakü çok enteresandır. Niçin insanlarla tanıştık? Onlar Risale-i Nur'u gayet rahat anlıyorlar ve diyorlar biz Rusça biliyoruz. Biraz Risale-i Nur'da kendimizi yetiştirelim. Artık bütün Orta Asya İslam Cumhuriyetlerine gideceğiz ve Nur Risale'lerini anlatacağız. Bu arada bir kardeşimiz Nurettin Pala Erzurum'da hizmetlerine meşgul. Onun hatırasından birkaç not. Bu Ebu Fes Elçi Bey, Azerbaycan başkanıdır. Onu ziyarete gidiyorlar. Fevkalade meşgul olduğunu, şimdilik misafir kabul edemeyeceğini ifade ediyor. Gelen aracı diyor ki, biz Nur talebesiyiz, Türkiye'den gelmişiz. Nur talebesiyiz, Türkiye'den gelmişiz haberini duyunca Elçi Bey daha önceki bütün programını iptal ediyor. Diyor, Nur talebeleri istiklal ediyor. Kendisi halk cephesini denilmiş, eser mezunu, Aratçası Fevkalade ve Risale-i Nur'ları çok daha önceden okuyormuş. Bir başka isim, Mehmet İtibar Yakup, bu Cumhurbaşkanı Yardımcısı bizzat. Şu anda kendisine nurları vermişler. Çok ciddi sürede sayı çıkmıştır. Azerbaycan'da tahsil seviyesi oldukça ileride. Herkes en azından lise mezunudur. Fakat hepsinin ortak noktası konuştuğumuz insanların edebiyat ve şiire ne kadar alakaları var. Mesela otursanız ise birkaç dakika konuşsanız söz arasında bazen fuzuli bazen de başka bir editten hemen bir şiir bir beyt okuyuveriyorlar. Risale-i Nur'lar okuduğum zaman çok seviniyorlar. Ve isimlere de çok merak ediyoruz. Çünkü ben hesap ettim diyor Nurettin Pala. Her 10 isimden 3 tanesi mutlaka en nur. Sanki doğuştan nurcu diye bir espri yaptı. Bu arada bir felsefe doçenti var. Felsefe doçenti Salih Salihoğlu. Oğlu İbrahim Salihoğlu. Bu genç kardeşimiz üniversitede Nur Risalelerine çok sayı çıkmış. Bugünlerde İhsan Fakültesi herhalde bitirmiş olacaktır. Risale-i Nur'ları çok kısa zamanda külliyatı bitirmeye muvaffak oldu. Babası da kendisinden geri değil, o da üniversitede Risale okuyor ve okutuyor. Bir başka isim, Bakü'de Ayaz İmambeyli, siyaset doçentiymiş. Diyor ki, bu beldedeki insanların su gibi nurlara ihtiyacı var. Herkese ulaştırın, tereddütsüz herkes alır. Bakü, Türkiye'den telefon ettiğiniz zaman medrese 99-78-922-74-17-60 dershanenin telefon numarasıdır. Bu arada şehire girişte İlham Ahmet Enderoğlu, Azerbaycan, Bakü, 52 Leningrad, Prospekti 132, ev 28, indeks 30-58-52, telefon 64-89-20. Diyor, Bakü'ye girerken beni sorarsanız hemen bizim evimizi size gösterirler. Biz orada müşteri bir aileyiz. Bir müddet benimle beraber kalmıştı. 3-5 gün. Hakikaten fevkalade güzel bir şey diyor. Ve Risale-i Nur'ları okuduğu zaman gayet rahatlanıyor. Batum sınırda 20 kilometredir. Davut Kadı Batum Kadısı'dır. Şu anda 60 yaşlarında. Çok sempatik bir insan. Camisi var. Kur'an kursu var Batum'un. Batum'da
üniversite oldukça aktif. Üniversite Türkçe bölümü var. Batum'da Yaşar Ketoreze diye bir isim. Evi Batum'un hemen girişinde onda. 5 vakit namaz kılan bir insan. Diyor, istediğiniz zaman gelebilirsin. Hele hele keşke yazın gelseniz. Benim evim yazın gelen bütün nur talebeleri için medresi Nuriye'dir diyor. Aslan isminde bir kardeşimiz Bakü'de okuyor. Batum'da Süleyman Hoca'nın oğlu. Şimdi bu aile bütün gücüyle komşularına nur risaleleri takdim ediyor. Batum ile Tiflis'in arası 500 kilometre. Bir de arabayla gitmek isteyenler için, insanlar için bir rakam. 1 litre benzin 18 manatmış. Azerbaycan'ın parası manat. Ve 130 manat 1 dolarmış. Devlet memurları içerisinde en fazla maaş alanlar yaklaşık olarak 2 dolar alıyormuş. Azerbaycan'da bir başka ifadeyle arabanın deposu 15 bin liraya doluyormuş. Yani seyahatin Türkiye şartlarına nazaran daha kolay olduğunu ifade ediyorlar. Mesela diyorlar gitseniz, fevkalede para harcasanız, otellerde kalsanız, sabah öğle akşam yemeklerini yeseniz, misafirlere bazı hediyeler verseniz ve paradan tasarruf etmeseniz 100 dolarlık bir para bu tarihteki 10 günlük masrafınızı fevkalede karşılar. Bizim yatan bu oluyor. Trabzon'da Azerbaycan konsolosluğu var. Eğer Azerbaycan'dan sizi birisi davet ederse vize için hiçbir para ödemiyorsunuz. Ama sizi davet eden birisi yoksa vize için sizden Trabzon'da 250 bin lira ücret alıyorlar. Bakü, Latin alfabesi hakim. Lisan sıkıntısı yok. İnsanlar Türkçe konuşuyorlar. Dolayısıyla Bakü'de hiçbir lisan problemi yoktur. Gürcistan 5 milyon. Tiflis başşehir. Tiflis'te Hayati kardeşler, ev telefonu Hayati'nin 22, 24, 28, şehrin Vaga semti varmış, orada oturuyormuş. Hayati kardeşim aslında Türkiye'lidir, Ordu'ludur, Gölköy'lüdür. Çok güzel Gürcüce biliyor ve orada bazen üniversite öğretim üyeleri talebeleri topluyor ve kendilerine nur risalelerini Gürcüce'ye tercüme ederek ders yapıyor. Türk Partisi İksir talebesidir. Şimdi siz gidiyorsunuz, köylere gidiyorsunuz, şehirlere gidiyorsunuz, nice insanlarla karşılaşıyorsunuz Tiflis'te. Onlar sizin Risale Nur talebesi olduğunuzu görür görmez, hele hele çocuklar tempo tutuyorlarmış. İssavret Risale'nin, İssavret Risale'nin, bu yaşasın Risale Nur demekmiş. Ve nihayet Tiflis'te Perşembe günleri umumi ders koymuşlar. Bu arada çok daha önceleri, Murat Kutuğlu diye bir abimler Rize'lidir kendisi. Bayram Abi ona demişti, madem sınırlar açıldı git üstadın arzunu yerine getir, Tiflis'e medreseyi aç. Önce Sanan Tepesi'ne yakın bir yerde, daha sonra da şehir merkezinde iki ayrı yeri medreseye, medrese olarak tanzim etti ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladı. Şu anda bu iki medreseye yenileri ilave edildiler. Şehirde Perşembe günkü derse ilaveten birçok ders günleri var. Derse hem şehirden hem de birçok merkez köylerden geliyorlar. Ayrıca son günlerde Tiflis Üniversitesi'nde iki Türkiye'li kardeşimizle talebe olarak çalışmaya başlamış. Bunlardan birisi Enver Cüneyt. O şu anda Tiflis'teki medresede kalıyor. Diğeri de Amasya'lı bir kardeşimiz. Adı Abdurrahim. Salı günü Abdurrahim kardeşim üniversitedeki odasında dersler oluyor. Onu ders günü olarak ilan etmişler. Tiflis'te bir yer varmış. Adına Şeytan Pazarı diyorlarmış. Ekseri Azerilerden meydana geliyor. Fakat büyük kabiliyetlerin bulunduğu yer istikbal için çok önemlidir diyorlar. Ancak burada şu bilgiyi Rafık diye bir kardeşimiz var. Belki biraz sonra onları kısaca bahsetmek mümkün. Kendisi Gürcistan gazetesinde yaz işleri perdeleri arasında çok müdakit bir insan. O diyor bir zamanlar neredeyse Tiflis'te 1 milyon civarında Azeriler vardı ve bunların hepsi Müslümandı. Fakat 1917 ihtilali gelince İhtilal yapanların ilk işi bütün bu Müslümanları imha etmek oldu. Önce onları üzere açık trenlere bindirdiler. Ta Sibirya'ya kadar zaten hedefe ulaştığınız zaman açık trendeki insanın hepsinin öldüğünü göreceksiniz. Dolayısıyla Tiflis'ten bu dehşet karşısında imkan bulup da uzaklaşanlar yakından uzaklara doğru köylere dağlara çekilerek kendilerini setrettiler ve daha sonra da Tiflis'e fevkalade Ermeniler geldi. Şu anda Tiflis daha çok gayrimüslimlerden meydana geliyor. Ama değişen hadiselerden sonra yeniden Tiflis'e gelenler var. Ve şu anda Tiflis'teki Müslümanların sayısı da az değil. Mesela oraya yakın olan bir köyümüz var. Garacalar Köyü.
Ve enteresandır, köyler 7-8 binden başlıyor ve ekser köy 10-15 bin nüfusu civarında. Karacalar köyünde Halil Halilov'da bir kardeşimiz varmış. Bu Risale Nuru'ları cidden sahip çekmiş, bir evini medrese olarak tahsis etmiş. 3-4 kilometre mesafede de yakın köyler varmış. Şimdi bu 3 köy ve o köydeki insanlar Risale Nuru'yla alakaları bakımından burası da çok güzel bir merkez oldu. Camiye gençler artık çoklukla gelmeye başladılar. Biz ise her vakit namazdan sonra camide dersler yapıyoruz. Onlar ise Risale Nuru'yla gayet güzel alaka gösteriyorlar. Hatta şunu anlatıyorlar. Yani şu ve bu köy önemli değil, herhangi bir köy önemlidir. Diyorlar, akşam gidiyorsunuz, Türkiye'den geldik dediğimiz zaman o 7-8 bin insan adeta bir yarış yapıyor. İlla bizde kalacaksın, bizde şaşırıp kalıyoruz. Artık bakıyoruz, diyoruz ki bu çocuk dede çok yaşlıdır. Veya da gençlere bakıyoruz, faydalılık gözüyle, ya bu gençler madem bu kadar arzu ediyorlar, bugün bu gençlerin arzusunu yerine getirelim, yarın da sıra size gelir diyoruz. Gidiyoruz bir eve, sonra bakıyorsunuz ki çok geçmeden alabildiğine kalabalık oluyor. Biz orada Risale Nuru okuyoruz ve onlar Risale Nuru anlıyorlar. Kadınları da anlıyor, erkekleri de anlıyor. Orada Risale Nuru anlamak için bir dil sıkıntısı yok. Ertesi gün sabahleyin olunca hemen köyler toplanıyorlar. Diyorlar ki bize 3 tane madde var. 1, bize Kur'an-ı Kerim okumasını öğreteceksiniz. 2, namaz nasıl kılınır? Bize ibadeti öğreteceksiniz. 3, bize ders yapacaksınız. Dolayısıyla herhangi bir köyde gecelediğiniz zaman artık sabahleyin o köyde herhangi müsaade bir medrese haline getirmek ve tekrar derhal başlamak mümkün, hiçbir itiraz olmuyor diye anlatıyorlar. Mesela orada bir kardeşle tanışmışlar ilk zamanlarda, adı İmran'mış. Kendisi ana dil olarak Arapça konuşuyormuş. Orada bir hayli Arapça Araplar da varmış. O Risale-i Nur'ları tanır tanımaz hemen Arapları toplamış, gelin biz tam aradığımızı bulduk diye. O yapılan dersleri Arapça tercüme ediyormuş. Bir ara biz Karacala köyüne gittik. Cuma günü Hüseyin'in tercih hayatında da yer alan Sünahat'tan bir bahis var. Hani Tiflis, Bitlis birbirinin kardeşidir diye. Onu 200 müsak fotokopi yapmıştık. Camiye gelenlere de dağıttık. O mesele onların üzerinde çok müessir oldu. Daha sonra da Gürcistan gazetesi onu manşet haline getirdi. Ve Beyzuman Hazretleri'nin Şehzadan tepesine gelmesi, orada medrese yapacağım demesi onlar hakikaten çok coşturdu. Bu arada İmran kardeşin Risale'ye karşı alakası devam etti. Güzel bir evi vardı. Dedi ki, evden bir katı beğeniniz, onu ben medrese olarak tahsil edeceğim. Biz evin ikinci katını uygun bulduk. Hemen dedi, buna bir isim koyalım. Dedi ki, Barla Medresi Nuriyesi. Şimdi gittiğiniz zaman o lafayı orada görürsünüz. Bu arada Cenab-ı Hak Tiflis'ten güzel bir kardeş ikram etti. Kendisi Dağistan'ı Bahadır kardeş, adı Bahadır'dır. Minibüsü varmış, gün boyu maişet için çalışıyor. Akşam olduğu zaman artık o gün ders neredeyse şehirden köye, köylerden şehire, köylerden köylere durmadan arabasıyla insan taşıyor. Diyor, biraz bir dünyamıza çalışacağız, gerek alan vaktimizi de bu surette değerlendireceğiz diyor. Bu arada biraz önce kısmen geçmişti. Hayati kardeşimiz o üniversitede Türkoloji bölümünde 13 profesörle tanışmış ve onları evine davet etmiş. Onlar da daveti icabet etmişler. İçlerinden bir tanesi de Profesör Gülizar Hanım. Onunla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Gülizar Hanım 75 yaşında, üniversitenin hemen hemen en yaşlı profesörlerinden bir tanesidir. Onun aylık Türk parasıyla sadece 25 bin TL. O kadıncağız Risale'ni dinledikten sonra demiş, ömrüm herhalde daha fazla kalmadı. Fakat bundan sonra sadece bir tek gaye taşıyorum. O da bu eserleri önce kendi ana dilime, Gürcüce'ye, sonra da Rusça'ya tercüme etmek. Ve söz konusu profesörler 3 saat kadar Risale-i Nur'ları dinlemişler. Demişler ki şimdi bizim için en önemli olan mesele bu eserleri tercüme etmektir. Bu arada diyorlar ki Azerbaycan'a yataklı trende gitmek mümkündür. 100 monattır. Yani 1 dolar 130 monat olduğuna göre demek ki artık nereden? Herhalde Batum'dan itibaren Pauri'ye kadar 100 monatmış bir kişi için. Yani 70 monat. Evet, o kadar. Bakü'de çok mükemmel bir hizmetten bahsediyorlar. Şu anda Kamil ve İbrahim iki kardeşimiz münhasıran medresede kalıyor ve gelenlerle beraber ders yapıyorlar. Biraz önce telefon numarası söylemiştim. 74-17-60. Diyorlar ki Tiflis'in havası yaz ve kışın Van havası gibidir. Batum ve Bakü'nün havası da aynen Erzurum'un havası gibidir. Şu anda San'an tepesinin hemen eteğinde bir medrese kurmuşlar. Bazen diyorlar ya
Sarhan Tepesi mübarek bir tepe. Asr-ı Saadet'ten gelen sahabelerden mekfun olduğu bir yer. Dolayısıyla bizim için bir kürsü-i derstir diyorlar. Bu arada Haşuri'de bir köy. Tiflis, Batum arasında Abuska Türkleri bu Haşuri köyünde ikamet ediyorlarmış. Ehl-i Sünnet cemaat üzere. Şimdi o köyler kendi arada toplanıyor ve Nur Risale'lerini okuyorlar. Bir başka köy de Tiflis'e hemen hemen bitişik ve çok yakın. Adı Sıklamuhar Köyü. Köyün telefonu varmış 20370. Bu köyde şimdi Risale-i Nur'lara tamamen sahip çıkmışlar. Ve bilhassa biraz önce bir profesörler heyetinden bahsedilmişti. Bir kardeşimiz onların hepsini isim listesine almıştı. Fakat içlerinde Risale-i Nur'lara bilhassa gayet itaz edenlerden birisi Oruşyanlılar, Tamaraşlı Sokak Evi 11-75 Tiflis. Geride üniversitenin dekanı Koçirice iline Vajav Şabeyler Caddesi No 57-76 Tiflis. Bir diğer Türk Hoca Profesörü de Georgi Antelava Çavuzade Caddesi 2-2 bina 9, bu da Tiflis'tir. Yani gittiğiniz zaman bu profesörler bulursanız onlar hemen sizin elinizden tutar ve gerekli rehberliği yapar diyorlar. Biraz önce geçmişti ikinci sınıf tıp talebesi Hayati kardeş Gürcü biliyor ve Gürcü dersler yapıyordu. Bu arada Tiflis'te Şakir isminde birisiyle tanışmış. Kendisine Nur Risale'lerini aktarmış, anlatmış. Şimdi o evini medrese nuri olarak bahsetmiş. Bu minval üzere. Bunlar Tiflis'e alakalı ilk hatıralardır. Daha sonra, şuradan birkaç cümle daha devam edeyim müsaade ederseniz. Daha sonra Bakü'deki dershane adedi 3'e çıkmış. Şu anda sadece meşgalesiyle Risale olmak üzere bu dershanelerde 3 kardeşimiz kalıyorlar. Biraz önce anlatıldığı gibi Karacalar Köyü hizmette çok aktif ve İbrahim ve Akif de iki kardeşimiz Taşkent'e gitmişler. İbrahim daha önce Bakü'deydi, Akif de Bakü'deydi. Şimdi Taşkent Özbekistan'da yer alan bir şehir ve mazi itibariyle çok kıymetli bir yer. Bunlar gitmişler, biraz Taşkent'e kalalım demişler. Gari diyorum ki bundan herhalde 3 hafta kadar önce miydi veya 4 hafta bir ay kadar önce miydi bilemiyorum. İstanbul'dan sohbet ediyorduk Sungur abiyle. Bir telefon geldi ve enteresandır telefon Taşkent'ten geliyor. Sungur abi de onlara muhatap oldu. Dediler şu anda şehir merkezinde müthiş bir bina. Belki şehrin en güzel binası ve en güzel yerinde. Ve mülkiyetini alalım dedik. Bizden sadece 7500 Amerikan doları istediler. Eğer bu kadar paramız olsa bu yeri mutlaka almamız lazım. Çünkü şehir için çok önemli bir yerde. Zannediyorum ki birkaç saat sonra 7500 Amerikan doları Taşkent'e postalandı. Ve binayı aldılar. Ve bundan sonra işte önümde uzun uzun sayfeler var. Bütün bunlar artık kimisi Kazakistan'a, kimisi Özbekistan'a, Tacikistan'a ve diğer İslam Cumhuriyeti'ne gidenlerle dolu. Ve şimdi orada Risale'yle alakalı oldukça zengin, aktif çalışmalar var elhamdülillah. Sohbetin son kısmında tekrar Türkiye'ye dönmek ve Türkiye'den de birkaç haber vermek istiyorum. Çünkü Türkmen kardeşlerimiz diyorlar, hepsini sahip Türkmenistan'dan da bize bir haber veremez. Şimdi burada herhalde çok malumatlar var. Fakat bunları böyle yaparız inşallah. Onları kopya yaparız. Ben bunları böyle daktüreyi deyip size gönderdim. Çünkü o istikamette faaliyetler var. Fakat ben şimdi hepsini takdim edemiyorum. Biraz da kargacık burgacık yazdım çok alelacele. Dün söylemiştim, Türkiye alakalı şunu ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizdeki anarşi partileri gazetelerle veya televizyonla takip ediyorsunuz. Geçen sene yaz mevsimine doğru biz Türkiye'de neredeyse 50-60 kadar medreselerden münhasırat zamanını Nur Risaleleriyle değerlendiren kardeşlerimizi bir araya geldik. Ve memleketimizin bu bölgesindeki yapılan çalışmalar kendi aramızda bir etüt ettik. Neler yapabiliriz diye. Sonra şu kararları aldık ve bu kararları da yaz mevsiminde aynen icra ettik. Birisi şu. Şimdi Türkiye'nin bütün illerinde ve hizmetlerimiz bulunduğu kazalarda, köylerde büyük kabiliyetler var. İller itibariyle bu kabiliyetleri tespit ettik. Mesela Erzurum Siirt'e gidecektir. Kütahya Batman'a gidecektir. Malatya Diyarbakır'a gidecektir. Rize, Trabzon, Samsun'a kadar olan Karadeniz şeridi Şırnak'a gidecektir gibi. Türkiye'nin birçok illerindeki büyük kabiliyetleri Şarki Anadolu'daki illerimizde, kazalarımızda, müessir hizmetlerimizin bulunduğu yerlere gitmelerini ve en az 3 ve 4 ay kadar kalmalarını konuştuk.
Bunlar gittikleri zaman önce oradaki cemaatimizle beraber sohbet edecekler. Zamanlarını Nur-i Saadet müteala ederek değerlendirecekler. Daha sonra her yerde olduğu gibi gidilen yerlerde insanların üzerine müessir olan kişiler vardır. Şeyhler vardır, bekler vardır, müderrisler vardır, ağalar vardır. Bazı devlet otorite temsil eden valiler, emniyet müdürler gibi zebat vardır vesaire vesaire. Bu kardeşlerimiz, oradaki bulunan kardeşlerimizle beraber zamanlarının bir kısmını da bu gibi insanları ziyaret edecekler ve memleketimizin istikbali ancak İslam dinini anlama, yani yaşayan ve yetişen nesle İslam dinini doğru bir tarzda öğretmekle mümkün olacak. Bunu işte biz sizlere Nur Risale'den tavsiye ediyoruz diyecekler ve onları muhtemelle hadiselere karşı Nur Risale'lere ikaz edecekler. Hakikaten nice yüzlerce kardeşler gittiler, kaldılar, çalıştılar ve mesuliyet taşıyan insanları fevkalade ikaz ettiler. Şimdi biraz sonra bunun bir tezahürünü özetleyeceğim. İkinci aldığımız tavsiye kararı da şu idi. Mesela bazı kardeşlerimiz var, onlar ise hareket halinde bulunacaklar. Mesela Urfa'dan yola çıkacaklar, işte Ceylanpınar'ı, İranşehir, Kızıltepe, Mardin, Musaybin, Cizre dönecekleri İdil ve Midyat üzerinden Hasan Kek Batman, Beşir Kurtalan, Siirt, daha sonra Batman, Bitlis, Tatvan ve Van şeklinde uzun bir çizgide yürüyecekler. Şimdi bir kısmı Elazığ'dan çıkacaklar, işte Elazığ, Bingöl, Sohan, Muş, daha sonra Noşin, Tatvan ve Van şeklinde. Böylece müteaddit farklı istikametlerden bu bölgelere gidilecek ve oradaki kardeşlere görüşülecek. Mesuliyet taşıyan insanlar, sivil ve askeri personel veya yaşayan halkın tevazüne kabiliyetleri, onlar da onları ikaz edecekler. Bu surette kendilerine Nur Risale'lerini verecekler. Üçüncüsü, ben şimdi Adana'da ikamet ediyorum. Mesela Adana'nın bir mahallesi var, Anadolu Mahallesi. Burası sanki Urfa'dan bir mahalledir. Bütün sakinler Urfalıdır. Adana'nın bir diğer mahallesidir, Dağlıoğlu Mahallesi'dir. Bu mahalleye gittiğiniz zaman ekseriyetinin Mardin'in olduğunu göreceksiniz. Sonra bir kısmı Bitlisi'dir, Siirt'tir. Yani bu mahalle tamamıyla şark illerimizden gelen vatandaşlarımıza, kardeşlerimize dolu. Şimdi mesela ben ve diğer bazı kardeşlerimizle beraber biz bu gibi mahallelerde dersler yapıyoruz. Hoca efendilerini, yaşayan nüfuslarını, ileri gelenlerini ziyaret ediyoruz ve çok çeşitli imkanlardan istifade ederek yani fevkalade bir program dahilinde bu insanlara muhatap oluyor. Ve risalelerden dersler yapma sürede dikkatlerini hülyata, erkan-ı imana tevcih ediyoruz. Sonra bunlara diyoruz ki bakınız sizler İslamiyet'in elhamdülillah ne güzel oldu zaten görüyorsunuz, biliyorsunuz. Günün birinde kısa vakitte ziyaret için tekrar memleketinize gittiğiniz zaman siz de oradaki yakınlara da anlatınız ki onlar da bu risaleler okusunlar. Çünkü memleket bir tek hastalığı var, o da zaaflı dihanettir. Dolayısıyla bir de Türkiye, ben nasıl bu Adana'da yapıyorum? Mersin'de böyle, Antalya'da böyle, İstanbul'da böyle, Türkiye'nin her yerine böyle. Bir de bu surette muhaceretle memleketten uzaklaşan insanların intibahıyla vaktaki memleketlerine sıra-i rahim yaptıkları zaman onları ikaz etmek üzere bir de bu tarzda onlara tavsiye ediyoruz. Şimdi bütün bu çalışmalar yazın devam ederken Şarki Anadolu'da çok müessir bir gayret meydana geldi. Şimdi bakıyorsunuz, mesela gidiyorsunuz Tatvan'a, Hizan'a. Mesela böyle bir misafirlerin geldiğini biliyorsunuz. Öyle babalar geliyor, öyle analar geliyor. Şimdi bir kısmı Türkçe, bir kısmı vatandaş, kardeş bilmiyorum Türkçe. Ama benim oğlumu kurtar. Şimdi oğludur, kardeşidir, yakınıdır, kısmıdır, akrabasıdır vesaire. Bunlar, aman bunlar medreseye gelsin, aman bunları medreseye gelsin, aman bunları siz gidin. Bunları bu peşine düşünürüz diye artık yani böyle evladının cehenneme gittiğini gören bir ananın babanın feryadıyla size sarılıyorlar. Dolayısıyla tabii biz bütün bu hadiseleri yerine müşahede edince ki şu anda bu illerimizde birçok yerlerde mesela şu anda büyük bir süratle hem Muş'ta hem Tatvan'da hem Zan'da hem Batman hem vesaire birçok yerlerde Nur medreselere devam ediyor ve biz bunun üzerine bu müşahadelerimizi ben henüz buraya gelmeden 10-15 gün kadar önce İstanbul'da toplanan bir toplantıda beyan ettik. Birçok misallerle bunu nazara verdik. Şimdi Türkiye'de her yerde mesela Adana'nın kazaları var. Her yerde de fevkalade hizmetimiz var. İmamoğlu'nda, Kozan'da, Kadıköy'de, Osmaniye'de, Ceyhan'da, Yumurtalık'ta ilahi bütün kazalar medreseler var. Herkes bir araya geliyor. Kendi hizmetlerini organize ettikten sonra dişini tırnağına takıyor. Dolayısıyla bizim şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki devam eden inşaatın bir an önce bitmesi ve masrafta ve bir yerde inşaata ihtiyaç vardır derler orada medresenin yapılması için adeta maddi bir seferberlik başladı. Şimdi herkes elinden geldiği kadar tasarrufunu bu gibi medrese hizmete bir an önce bitmesi veya bir kısım kardeşlerin orada daha önce sebkeden hizmeti ifa etmesi için
sarf ediyor. Bu istikamette hakikaten sergilenen hizmetinin fevkalade müessir olduğunu da biz birçok misallerle görüyoruz. Bu çalışmalarda şu anda aynen devam ediyor. Binaenaleyh başlangıçtan buraya kadar yaptığımız ders ve sohbetleri gözden geçirdiğimiz zaman bu Bediüzzaman Hazretleri'nin hakkıydı. Onun hayatını incelediğimiz zaman her suale cevap veren bir alim olduğunu görüyoruz. Hazreti Üstad'ın karşılaştığı sualin cevabı hangi kitapta? Eğer o cemaatin içerisinde o kitabın münderecatına hakim bir efendi varsa Hazreti Üstad o zatın gözüne bakıyor ve sualin cevabını kitaptan aynen okuyor. Bu cihette bir zaman Hazretleri'nin hafızasına baktığınız zaman nice kütüphanelerdeki müracaat kitaplarının onun hafızasında aynen mevcut olduğunu görüyoruz. Beyzuman Hazretleri'nin yaşadığı devir çok dehşetlidir. Emirdar-ı Kasım 2. cildinde hemencecik yer alan bir mektupta Hazreti Üstad Ahmet Han'da Akseki bir mektup yazıyor ki mesleğimiz itibariyle hiçbir tarihte bir milletin dinine, imanına bu kadar büyük bir taarruzun katliam yapılmamış. Dolayısıyla Hazreti Üstad'ın bu müessir hizmeti ifa ettiğini görenler onun vücudunu ortadan kaldırmak için silahlı zihire müracaat ettiler. Abdülmusana bunlara şahittir. Fakat 19 defa zehirlenmesine rağmen zehirler kan zehir oldu. Dolayısıyla Beyzuman Hazretleri'nin cihatı aldığı yaralar, mermiler vesaireler bunlar da bu manumuzdur. Dolayısıyla mütefekkir bir insan Beyzuman Hazretleri'nin hayatına baktığı zaman birkaç ayrı tahsilin neticesinde Kur'an-ı Azimüşşan'ın esrarını gürültür medeniyet mensuplarına fevkalade müessir bir üslup ile güzel bir edebiyatı beraber içerisinde takdim ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Azze ve Celle nasıl Beyzuman Hazretleri'ni ve Nur Risale'lerini muhafaza etmiş ise zaman içerisinde de keza bu hizmeti muvaffak ediyor ve her türlü tehlikelerden sıyanet ediyor ve dolayısıyla hizmet şimdi Türkiye'den dünyaya taşmış. Mesela ben daha önce böyle İngiltere, Amerika şeklinde ve bu kışın uzak doğudaki mesela Avustralya ve Malezya'daki gelişen nuri hizmetlere bakıyorum. Hakikaten artık günümüzde Beyzuman Hazretleri tamamıyla küreyi kucağına almış eserleriyle farklı iklimin insanlarına Risale-i Nur'larla İslamiyet'i öğretmeye devam ediyor. Yerine göre Arapça veya Malatya veya Rusça veya Çince veya Almanca veya orijinal bir sübile Türkçe ve Arapça olmak kaydıyla bu Risale'den kendilerinden beklenen hizmeti icra ediyor. Cenab-ı Hak Beyzuman Hazretlerinden ebeden cümle olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alim hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.